Osman, ya siz orada istediniz diye özel bir cevap yok. Kalacak olan bunlar. Kızlar biliyorsunuz insanlığın iyilik hareketinin sembolü durumunda ülkemizde ve ülke dışında. Sadece ülke içinde değil, ülke dışında da gerçekten marka olduk. Allah'a hamd ediyoruz. Önemli olan bu duruşlarımızın 150 yıla yaklaşmış bu köklü kuruluşun daha nice 150 yıllara hep beraber bitmesi için gayretler, tarih içindeki görevimizi ifa etmeye çalışıyoruz. Onlardan Kızılay'ın faaliyetlerinden bir tanesi de Türkiye'de hepinizin bildiği üzere Sağlık Bakanlığı dahil olmak üzere toplumdan kan toplama yetkisi olan tek kurum Türk Kızılay'dır. Türk Kızılay bundan 10 yıl öncelerine kadar Türkiye'nin kan ihtiyacının sadece %30 civarında olan kısmını tedarik edebiliyordu. Ama bugün geldiğimiz nokta itibariyle %90'ları yakaladık. Hatta %90'ların üzerine geldik. Bunda birçok faktörler var. Bizim çalışanlarımızın faktörleri var. En önemlisi bağışçılarımızın bize olan güvenidir. Ama tabii bunda da lojistik destekler çok önemli. İşte burada sivil toplum kuruluşları, valilikler, kaymakamlıklar, belediyeler bizim en büyük partnerlerimiz ve en büyük destekçilerimiz. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Şanlıurfa'mızda da kendisi de bir kan bağışçısı olan çok değerli başkanımıza teşekkür ediyoruz, Nihat başkanımıza. Gerçekten bugüne kadar Kızılay ve Kızılaycılık adına ben takip ederek geldim. Güzel hizmetlerde hep bizim yanımızda olmuş. Bizim bir yıllık Şanlıurfa'daki hedef kan toplama oranımız 39 bin civarlarında. Fakat geçtiğimiz yıl bunu hamdolsun 41 binlerle daha üzerine taşımışız. Bu yeter mi? Yetmez. Çünkü bir yıllık Türkiye'deki kan ihtiyacımız 2 milyon 500 bin ünite. Biz şu anda 2 milyon 200 binleri yakalamış durumdayız. Tabii geçmişe göre çok çok iyi yerlerdeyiz. Bunlardan bu faaliyetlerden en önemli faaliyetlerden bir tanesi bizim ilçeleri, beldeleri, köyleri uzak olan yerlere zaman zaman ulaşımda sorunlar yaşıyoruz. Donanımlı kan toplama araçlarına ihtiyaç oluyor. Sağ olsunlar bize örnek bir davranış göstererek Büyükşehir Belediye Başkanımız böyle bir çalışma yaptılar. Bugün onun imza töreninde beraberiz. Ben genel başkanım, Kızılay yönetimi ve Kızılay gönüllüleri ve sevdalılar adına kendine şükranlarımızı arz ediyoruz. Teşekkür ediyoruz başkanım. Hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Sağ ol. Evet, çok değerli genel sekreterimiz ve Kızılay'ımızın Şanlıurfa Şube Yönetim Kurulu üyeleri, aynı şekilde yine Türk Kızılay'ı Şanlıurfa Kan Bağışı Merkez Müdürlüğü'nün müdüresi ve çalışanları. Evet, gerek Kan Bağışı Merkez Müdürlüğü ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında bir protokol sebebiyle bir kere toplanmış bulunuyoruz. Konu itibariyle çok güzel. Çünkü Şanlıurfa geniş bir coğrafya alan. Şanlıurfa nüfusumuzun %45'i kırsalda yaşıyor. Kızılay, Türk Kızılay'da bugüne kadar her zaman zorlukları başaran, hayat kurtaran insanlarımıza kan sağlayan, yaşam kaynağı sağlayan bir kuruluş. Dolayısıyla bizler de Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve tabii ki Çevre Koruma Kontrolü Daire Başkanımıza bağlı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğümüz bir araç tahsisinde bulundular. Aracın donanımı sağlandı. Şimdi aracı Kızılay'ımıza tahsis edeceğiz. İnşallah bu araçla kırsaldaki kan toplama merkezleri daha aktif hale gelir. Daha sağlıklı işler ve bu kanlarla da birçok canlar kurtarılmış olur. Buna da vesile olduğumuz için mutlu olduğumuzu, emeği geçen arkadaşlarımızı, daire başkanlığımızı ve şube müdürlüğümüzü aynı şekilde yine Kan Bağış Merkezi Şanlıurfa, Türk Kızılay Şanlıurfa Kan Bağış Merkez Müdürlüğümüzü'ne tebrik ederek Allah hayırlı uğurlu etsin diyorum ve imzamızı atıyoruz. Teşekkür ederim.
Hayırlı olsun. Sağ ol. Teşekkür ederiz. Gidiyoruz. Allah razı olsun. Devam ediyor.